İkinci sınıf çalışma kitabı, matematik dersi, sayfa 60. Doğal sayılarla toplama işlemi. Birinci soru. Bir okul servisimiz var. Bu okul servisinde birinci gün 23 öğrenci, ikinci gün 29 öğrenci, üçüncü gün ise 32 öğrenci taşınmış. Bu okul servisi için her gün taşınan yolcu sayısı en yakın onluğa yuvarlanarak toplam yolcu sayısını bulmamız istiyor. 23'ü yuvarladığımız vakit arkadaşlar sonu 3 ile bittiği için kendi onluğuna yuvarlanır, yani 20'ye. 29 sayısı birler basamağı 9 ile bittiği için bir üst onluğa, yani 30'a. 32 de birler basamağı 2 olduğu için kendi onluğuna yuvarlanır. 30, 30 ve 20 olarak buldum. Bunların hepsini topladığımız vakit arkadaşlar sonucumuz 80 olacaktır. İkinci soru. Sağlık taraması yapılan bir köyde 24 çocuğun kızamık hastalığına yakalandığı görülmüştür. Bu taramadan bir hafta sonra kızamık hastalığına yakalan çocukların toplam sayısı 59 olmuştur. Kaç çocuk daha hasta olmuştur? Öncelikle benim 24 öğrencim çocuğum vardı hasta olan. Bunun üzerine bir miktar çocuk daha hasta oldu. Toplam 59 hasta oldu. Ben toplam hasta sayımdan, yani 59'dan önceki hasta sayım olan 24'ü çıkartırsam sonradan kaç çocuğun daha hasta olduğunu bulabilirim. 9'dan 4 çıktı 5, 5'ten 2 çıktı 3, 35 çocuk daha hasta olmuştur. Üçüncü soru. Yandaki toplam işleminde verilmeyen toplananı bulalım. Evet, bu soruda ben iki türlü yapabilirim. Önce burada normal toplam işlemi yapar gibi düşünelim. 9'un üzerine kaç eklersem 7 olur, yani 17 olur. Bu 8'dir. 9, 8 daha 17 elde var. 1, 3, 1 daha 4. 4'ün üzerine kaç eklersem 8 olur. 4. İkinci yöntemim, buradaki toplamdan 39'u çıkartırsam ikinci toplananı bulabilirim. 7'den çıkmaz, 17'den 9 çıktı. 8 burada kaldı. 7, 7'den 3 çıktı. 4. Cevabımız 48. Dördüncü soru. Bir okuldaki satranç kulübünün üye sayısı 38'dir. Bu kulübe 29 kişi daha üye oluyor. Kulübün yeni üye sayısı kaçtır? Önceki üye sayım 38. 29 kişi daha üye olduğuna göre benim üye sayım artmıştır. Toplarım, toplam üye sayısını bulurum. 9, 8 daha 17. Elde var 1, 3, 5, 6. Toplam üye sayım 67 olmuştur. Beşinci soru. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 9. Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından 5 fazla. Hemen yazalım. Erkek, kız. Kız öğrenciler 9 kişi. Erkek öğrenciler bakın 5 kişi demiyor arkadaşlar. Kız öğrencilerden 5 fazla. Yani ben kız öğrenciler 9 üzerine 5 ekliyorum. Erkek öğrencilerin sayısı 14. Toplamını soruyor bana. 14 ile 9'u toplayalım. Cevabımız 23. 6. soru. 30 ile bir sayıyı toplamış 70 olmuş. Acaba ben 30 ile kaçı toplarsam 70 olur? 70'ten 30'u çıkarttığım vakit buradaki dikdörtgenin yerine yazılması gereken sayıyı bulabilirim. 0'dan 0 çıktı. 0, 7'den 3 çıktı. 4. Buradaki sayım 40'tır. Sayfa 61, 7. soru. Öğretmen Hakan'a 5 tane şeker verdikten sonra 3 soru soruyor. Verdiği her doğru cevap için Hakan'a bir şeker daha veriyor. Bir soruyu yanlış cevaplayan Hakan kaç şekeri olmuştur? Hakan'ın 5 tane şekeri vardı. 3 soru sormuş. Bir soruyu yanlış cevap vermiş. Demek ki 2 soruya doğru cevap vermiş. 5 tane şekerim vardı. 2 soruya daha doğru cevap verdi. 2 şeker daha alır. Toplam 7 şekeri olur. 8. Bir sınıfta 16 kız öğrenci var. Bu sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrenciler sayısından 6 fazla. Biraz önceki soru gibi arkadaşlar. Kızlar 16, erkeklerin sayısı ise kızlardan, yani 16'dan 6 fazla. Topluyorum 22. Bana neyi soruyor? Toplamını soruyor. 22 erkek ile 16 kızı topluyorum. Cevabımız 38. 9. soru. Üçgen ile 38'i toplamışım, kare olmuş. Kare ile 23 toplamışım, 76 olmuş. Ben bunu iki yöntemle yapayım. Şöyle düşünelim. Kare ile 23'ü
Toplamışım. 76 çıkmış. Birinci yöntemimizde yapalım. Buradaki sayının üzerine 3 eklemişim. 6 olmuş. Demek ki buradaki birler basamağım 3'tür. 3, 3 daha 6. 2'nin üzerine kaç eklersem 7 olur? 5. Buradaki sayım 53. Bunu ikinci yöntem. 76'dan 23 çıkartarak da bulabilirim. 6'dan 3 çıktı. 3, 7'den 2 çıktı. 5. Buradaki benim karem 53. Buraya yerine yazıyorum. 53. 38 ile üçgeni toplamış. 53 çıkmış. 53'ten 38'i çıkartırsam buradaki üçgeni bulurum. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıktı. 5. Burada kaldı 4. 4'ten 3 çıktı. 1. Cevabımız 15. 10. soru. 18, 21 ve 13 toplamış. Yıldız olmuş. Hemen bunu daha rahat anlayabilmemiz için alt alta da toplayabiliriz. Yan yana da yapabilirsiniz. 18, 21 ve 13 topluyorum. 3, 4, 12. Elde var 1. 2, 3, 4, 5. Burası 52 oldu. Yani benim yıldızım 52. 52'nin üzerine ben kare eklemişim. 81 olmuş. O zaman ben 81'den 52'yi çıkartırsam buradaki kareyi bulabilirim. 1'den çıkmaz. 11'den 2 çıktı 9. Burada kaldı 7. 7'den 5 çıktı 2. Cevabımız 29. 11. soru. Bir toplama işleminde toplananlardan biri 2 onluk 4 birlik. Yani 24. Toplam 3 onluk 2 birlikten oluştuğuna göre buradaki ikinci toplananı bilmiyorum. Toplamı vermiş bana 3 onluk 2 birlik derken 32. Ben 24'ün üzerine kaç eklersem 32 olur. 8. Bunu 32'den 24 çıkarak da yine 8 bulabiliriz. 12. soru. Melis 47 liraya bir kitap, 45 liraya oyuncak satın aldı. Melis bir kitap ve bir oyuncak için kaç lira ödemiştir? Buradaki 47 ile 45 lirayı toplarsam ben toplam ödediğim parayı bulabilirim. 7, 5 daha 12. Elde var 1, 4, 4, 8, 1 de elde. 9. Toplam ödediğim para 92 lira. 13. Yıldız ile 19 toplamış 78 çıkmış. Ben 78'den 19'u çıkartarak önce buradaki yıldızı bulmam gerekir. 8'den 9 çıkmaz. 18'den 9 çıktı. 9 kaldı. Burada kaldı 6. 6'dan 1 çıktı. 5. Benim yıldızım 59. 11 ile 11 ile kareyi toplamış 59 olmuş. Ben 59'dan 11'i çıkartırsam buradaki kareyi bulabilirim. 9'dan 1 çıktı 8, 5'ten 1 çıktı 4. Karem 58'dir. 14. soru. 34 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri. Onlar basamağında kaç var? 3 var. 3'ün basamak değeri 30. 59 sayısının birler basamağı diyor. Dikkat edelim. Birler basamağında kaç var? 9 var ve birler basamağındaki rakamın basamak değeri 9'dur. Bana toplamını soruyor. 30 ile ben 9'u toplarsam 39 bulurum. Sayfa 62, 15. soru. Üçgen ile 23 toplamış 45. Ben yine hemen ters işlemden 45'ten 23'ü çıkartarak öncelikle üçgeni bulayım. 5'ten 3 çıktı 2, 4'ten 2 çıktı 2. Benim üçgenim 22. 22 ile 19'u toplamış. Kareyi bulmuş. Kareyi bulalım. 9, 2 daha 11. Elde var 1, 2, 3, 4. Karemiz 41'dir. 16. soru. 49 ile kareyi toplamış 84. 9'un üzerine kaç eklersem 4 olur. Yani 14 olur. Burası 5'tir. 9, 5 daha 14. Elde var 1. 4, 1 daha 5. 8 olması için 3. Cevabımız 35. Bunu 84'ten 49 çıkartarak da yine 39 35 bulabiliriz. 17. soru. Kare ile 17'yi toplamış 36 bulmuş. 36'dan 17'yi çıkartarak kareyi bulalım. Çıkmaz. 16'dan 7 çıktı 9. Burada kaldı 2. 2'den 1 çıktı 1. 19. 19 neye eşittir? Benim kareme eşittir. 19'da üçgeni toplamış 29. 29'dan 19 çıkartarak üçgeni 10 olarak bulabiliriz. 18. Bir satıcı 35 sarı, 24 kırmızı balon satıyor. Sattığı kırmızı balonlardan 8 tane fazla mavi. Şöyle yazalım. Sarı 35,
Kırmızı 24. Mavi ise kırmızılardan yani 24'ten 8 fazla. Toplayalım. Mavi 32'ymiş. Bana toplamını soruyor. 32 mavi, 35 sarı, 24 kırmızı. Topladığımız zaman sonucu buluruz. 5, 9, 11 elde var. 1, 3, 6, 8, 9 cevabımız 91. 19. soru. Selen her birinde 30 yumurta bulunan 2 koli yumurtalıyor. Taşırken yumurtalardan bir kısmı kırılıyor. Geriye 48 yumurta kaldığına göre. 2 koli dediği için arkadaşlar 1 kolide 30 var. 2 kolide 30'da 30'u toplarsam benim 60 yumurtam olması gerekiyor ama 48 yumurta kalmış. Ben 60 yumurtadan 48 çıkartırsam kaç tane kırdığımı bulabilirim. 10'dan 8 çıktı. 2 burada kaldı. 5, 5'ten 4 çıktı. 1 cevabımız 12. 20. soruyla devam ediyoruz. Mehmet 40'tan başlayıp geriye doğru 5'er 5'er ritmik sayıyor. Hülya da 21'den başlayıp ileriye doğru 3'erli sayıyor. Mehmet ve Hülya'nın söylediği 3. sayıların toplamı. Şimdi Mehmet'e bakalım. 40'tan geriye 5'er 5'er. 40, 35, 30. 3. sayısı Mehmet'in 30. Hülya'ya bakalım. 21'den başlıyor. İleriye doğru 3'erli. 21, 24, 27. 3. sayısı 27. 30 ile 27'yi toplayalım. Cevabımız 57. 21. soru. Kerem'in 16 tane cevizi var. Onur'un cevizlerinin sayısı Kerem'in cevizlerinin sayısından 21 fazla. Kerem'in 16 cevizi var ise Onur'un ise Kerem'in 16 cevizinden 21 fazla dediği için toplama yapıyorum. 7. Onur'un 37 cevizi var. İkisinin toplamını sorduğu için 37 ile 16'yı topluyorum. Cevabımız 53. Sayfa 63, 22. soru. Bana bloklar vermiş. Bu bloklara hangisinde verilen sayı blokları eklense 47 sayısı elde edilir. Burada benim 3 onluğum, 5 birliğim var. Yani 35. Bana 47 olması için buraya benim 1 tane eklenmem gerekiyor. Onlar basamağına. Birler basamağında 7 olması için 2 eklenmesi gerekiyor. Yani 1 onluk, 2 birlik olan şıkkımız A şıkkı. 23. soru. Verilen işlemler birinci adımdaki gibi devam ettiriliyor. Buna göre soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci adıma bakalım. 10'la 13 toplamış 23. 23 ile 37 toplamış. Toplayalım arkadaşlar hemen yan tarafta. 37 ile 23'ü topluyorum. 0 elde var 1. 6. Burası 60'tır. 60 ile bu sayıyı toplamış 74 olmuş. O zaman ben 74'ten 60 çıkartırsam buradaki soru işaretini bulurum. 4, 14, burası 14'tür. 60 ile 14'ü topladığından 74 olur. Cevabımız C şıkkı. Sayfa 64, 24. soru. Buradaki yıldızın yerine hangi sayı gelmeli? 8 ile 4 toplamış, 12. 3 ile 6'yı toplamış. 9, 12 ile 9 topluyorum. 21. 25. soru. Görselde toplam kaç tane elma vardır? Evet, elmamızı sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 burada var. 3, 6, 9, 12, 15, 17 burada var. 3, 6, 9, 12, 15 de burası var. Buradaki 19, 17 ve 15 sayılarını alt alta toplayalım. 9, 16, 21 elde var. 2, 2, 3, 4, 5 cevabımız 51. 26. soru. 2 onluk 5 birlik, 2 onluk ve yıldız eşittir 6 onluk 3 birlik. Evet, birinci sayım 2 onluk 5 birlik yani 25. İkinci sayım 2 onluk demek 20. Üçüncü sayımı bilmiyorum. Şöyle bir dikdörtgen yapıyorum. Toplamışım arkadaşlar. 6 onluk 3 birlik yani 63 olmuş. Bakalım. 5 ile 0'ı topladık. 5. 5'in üzerine kaç eklersek 3 olur. Burası 13'tür. O zaman burası 8'dir arkadaşlar. 8, 5 daha 13. Elde var 1, 2, 4, 5. Burası 1 olur. Yani cevabımız 18. 1 onluk, 8 birlik. 27. soru. Nazlı'nın bir düzine kalemi vardır. Bir düzine ne demekti? 12 idi. Çağatay'ın kalemlerinin sayısı Nazlı'nın kalemlerinin sayısından 3 fazla.
Nazır'ın 12 idi. Çağatay'ın ise Nazır'ınkinden 3 fazla. 3 fazla dediği için topluyorum. 12 ile 3'ü topluyorum. 15 kalem var. İkisinin toplamını soruyor. 12 ile 15'i toplayalım. Cevabımız 27. Sayfa 65, 28. soru. Sayı blokları verilmiş. Hangisi eklenirse 61 olur. 2 tane onluğum var. 2, 4, 6. Yani benim sayım 26. 61 olacağı için ben 61'den 26'ya çıkartırsam ne kadar eklemem gerektiğini bulurum. 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıktı 5. Burada kaldı 5. 5'ten 2 çıktı 3. 35 gerekiyor. 3 onluk, 5 birlik. Yani cevabımız A şıkkı. Bir pastanede öğleden önce 46, öğleden sonra 35 tane poğaça satılmış. Toplam kaç poğaça satılmış? 46 ile 35'i toplarsak bulabiliriz. 6, 5 daha 11, elde var. 1, 4, 7, 8. Cevabımız 81. Sayfa 66, 30. soru. Gösterde toplam kaç bardak var? Her sırada 5'er bardak var. 5, 10, 15. 5, 10, 14. 5, 10, 15. Burası 16. Yani ben 16, 15, 14'ü topladığım vakit bulabilirim. 6, 10, 15. Elde var 1. Cevabımız 45. 31. soru. Buradaki soru işareti olan sayıyı bana soruyor. Örüntümüze bakalım. 15, 13 toplamış. 28. 28 ile 17'yi topluyorum. 28 ile 17'yi toplayalım. 5. 15'in 5'i elde var. 1. 45. Burası 45'tir. 45 ile soru işaretini toplamış 64. Ben 64'ten 45 çıkartıyorum. Buradaki soru işaretini buluyorum. 4'ten çıkmaz. 14'ten 5 çıktı. 9 burada kaldı. 5, 5'ten 4 çıktı. 1 cevabımız 19. 32. soru. Resimdeki kalemlere kaç kalem daha eklense 2 düzine. 1 düzine 12 idi. 2 düzine demek 24 kalem demek. Burada kaç kalem var? Birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kalem var. 24'ten 16 çıkartırsak 8 kaleme ihtiyacımız vardır. Sayfa 67, 33. soru. P, R ve S kartlarında verilen toplama işlemlerindeki toplanan sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak sonuçları tahmin edilecektir. Buna göre hangi karttaki işlemin tahmini sonucu diğerlerinden daha küçüktür? Yuvarlayalım. 44'ü 40'a yuvarlıyorum. 34'ü 30'a yuvarlıyorum. P'nin sonucu 70'tir. R'ye bakalım. 46 50'ye yuvarlanır. 34 30'a yuvarlanır. Sonucumuz 80'dir. 45 50'ye yuvarlanır. 32 30'a yuvarlanır. Topluyorum 80'dir. Farklı olan, küçük olan hangisidir? P'dir arkadaşlar. 34 verilen işlem aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümü olabilir? 16 ile 4'ü toplamış 20. İki torbadan birinde 16 kilogram şeker, diğerinde 4 kilogram şeker vardır. Buna göre bu iki torbada toplam kaç kilogram şeker vardır? Evet, bu olabilir. Cevabımız A şıkkı. 35. soru. R, S ve T kartlarına verilen toplama işlemlerindeki toplanan sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak sonuçları tahmin ediliyor. Diğerlerinden daha büyük. Bunu soruyor. 39'u yuvarladım 40, 34'ü yuvarladım 30, topladım. R'm 70 çıktı. 14'ü 10'a yuvarlıyorum, 59'u 60'a yuvarlıyorum. S'yi topluyorum, 70 çıkıyor. 25, 30'a yuvarlanır, 50'ye yuvarlanır 48. 50 ile 30 topladım, 80. Büyük olan T sayısı büyüktür. 36, 37 ve 45'i toplamış, 82 bulmuş. Aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümü olamaz? Bir çiftlikte 37 tane koyun, 45 tane inek vardır. Bu çiftlikteki koyun ve inek sayılarının toplamını sorduğu zaman 47 ile 45 ile 37 toplarım. A şıkkı olabilir. B'ye bakalım. Bu senin 37, annenin 45 tane misketi var. İkisinin toplamını soruyor. 37 ile 45'i toplayarak yine bulabilirim. Bir manav 45 tane karpuzun 37 tanesini sattı. Burada 45-37 işlemdir. Cevabımız C şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.